Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda kaptanlık mesleğinin artılarını ve eksilerini değerlendireceğiz. Okula başlayan birçok kişi belli bir süre geçtikten sonra mesleğin kendisine uygun olmadığını düşünerek okulu bırakmak durumunda kalıyor. Örneğin 1. sınıfı bitirdikten sonra birçok kişi okuldan ayrılıyor. Hatta ve hatta 4. sınıfa kadar gelip ayrılanlar dahi olabiliyor. Bilindiği üzere zaman nakittir arkadaşlar. Onun için okulunuza başlayacaksanız kendinize uygun olup olmadığını mesleğin iyice araştırın. Okula başladınız, 1 yıl okudunuz ve bu mesleğin kendinize uygun olmadığını düşünerek bırakmak durumunda kaldınız. Bıraktınız, 1 yıl vaktiniz boşa gitti. Ve diyelim ki ortalama bir mühendislik kazandınız ve o okulda okudunuz, mezun oldunuz ama 1 yıl kaybetmiş oldunuz. Eğer oradan 1 yıl önce mühendis olarak çıksaydınız, ortalamada bir 5000 lira maaş kazansaydınız, 12 çarpı 5, 60 milyar bir para kazanacaktınız. Ama 60 milyarı kaybettiniz çünkü 1 yıl boşuna okumuş oldunuz. Tabi boşuna okumuş oldunuz da demek biraz yanlış olabilir. Oradan da bir şeyler kazandınız ama 60 bin liradan oldunuz ve hayatınızdaki 1 yıl boşa gitmiş oldu. Hem maddi hem de manevi olarak yıpranıyorsunuz. Bunun önüne geçebilmek için arkadaşlar mesleğinizi seçerken iyi seçmeniz gerekiyor. Şimdi kaptanlık mesleği size uygun mu, uygun değil mi? Hem artıları hem eksilerini bu videoda değerlendireceğiz. Öncelikle artılarını değerlendirelim. Birinci olarak kaptanların maaşından bahsetmek istiyorum. Çünkü herkes kaptanların maaşını konuşuyor. Diğer mesleklere göre ise kaptanlar 3-4 kat gerçekten fazla kazanıyorlar. Şimdi uzak yol vardiya zabitini değerlendirelim. Ortalama olarak bir uzak yol vardiya zabiti 3000 dolar civarında kazanıyor. Ama 3000 gross gemilerde çalışabilecek vardiya zabitleri ise ortalama olarak 2000 dolar kazanabilmektedir. İkinci olaraksa mesleğimiz gereği birçok ülke gezmekteyiz. Tabi geminin gittiği rotaya göre, aldığı yüke göre bu ülkeler değişkenlik göstermektedir. Artık şansımıza hangi ülkeler denk gelir orasını bilemeyiz. Ücretsiz bir şekilde bu yabancı ülkeleri gezme fırsatı yakalıyoruz. Üçüncü olaraksa gemide arkadaşlar ücretsiz bir şekilde yeme, içme, kalma ortamı sağlanıyor. Ayrıca sigara içiyorsak eğer sigaralar çok uygun fiyata geliyor. Alkol de çok uygun fiyata geliyor. Tabii bunları tavsiye etmiyorum ama bilgi bağımında sizlerle paylaşmak istedim. Dördüncü olaraksa arkadaşlar gemide belli bir süre çalıştıktan sonra belli bir birikiminiz oluyor zaten. Karaya geçtiğiniz zaman yine işsiz kalmıyorsunuz. Gemide edindiğiniz tecrübelerden dolayı sizi denizcilik firmaları bünyesinde çalıştırabiliyorlar. Tabii bunun için yaklaşık olarak bir 5-10 sene gemide bir tecrübe edinmeniz gerekiyor. Şimdi ise arkadaşlar kaptanlık mesleğinin negatif yönlerine geçelim. İlk olarak gemideki çalışma ortamına değinelim. Gemideki ortam çok stresli ve boğucu bir ortam. Orada çalışmak her baba yiğidin harcı değil, onu söyleyeyim. Yani o kadar çok para kazanıyorsunuz. Karşılığında da sizden büyük işler bekliyorlar. Günde 16 saat ve üzerinde bir çalışma saatiyle karşılaşabilirsiniz. Hatta uykuya dahi bazen zaman bulamayabilirsiniz. Onun için çok güçlü ve dirayetli olmanız lazım. İkinci olaraksa 24 saat yüz yüze bakacağınız insanlarla olan ilişkileriniz. Çünkü sürekli aynı insanlarla konuşacaksınız ve onlarla pozitif şekilde anlaşmanız gerekiyor. Herhangi bir negatiflik olması durumunda aynı ortamda aynı insanlarla çalışacaksınız ve bu büyük bir problem olabilir sizler için. Örneğin karada çalışsaydınız, patronunuzla tartışsaydınız, patronunuzu günde 8 saat çalıştığınızdan dolayı 8 saat katlanacaktınız ve 16 saatini ayrı bir şekilde geçirecektiniz. Ama gemide 24 saat boyunca aynı yerdesiniz, yemek yediğiniz yerler aynı, kaldığınız, dinlendiğiniz yerler aynı. Çalıştığınız yerler zaten aynı. Bundan dolayı sürekli o insanla karşı karşıya kalacaktınız. Onun için tekrar ve tekrar diyorum, gemide ilişkilerinize çok önem vermeniz lazım. Pozitif bir diyalog içerisinde olmalısınız. Üçüncü olaraksa gemi bir mahrumiyet alanı. İstediğiniz zaman istediğiniz yere gidemiyorsunuz. Çünkü seferdesiniz ve denizin ortasındasınız. Ancak ve ancak limanlara gittiğiniz zaman o liman bölgesini gezip tekrar gemiye gelmek zorundasınız. Dördüncü olaraksa iletişim kurmak. Gemide arkadaşlar ya telefonla veyahut da internet üzerinden iletişim kuruyorsunuz ve bunların ücretleri çok pahalı. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda kaptanlığın artılarını ve eksilerini sizler için değerlendirmeye çalıştım.
Sizler de bu mesleği istiyorsanız artılarını ve eksilerinizi kendi ilgi ve yeteneklerinize göre değerlendirerek bir seçim yapabilirsiniz. Tabii bu seçimi yaparken ailenize danışmanızı çok tavsiye ederim. Çünkü aileniz sizin ilgi ve yeteneklerinizi en iyi bilen insanlardır. Onun için ailenize kesinlikle ve kesinlikle danışın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Kaptanlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazmayı ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.